بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على شفيع جنوبنا محمد صلى الله عليه على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen, siz Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, dersimize tabii devam ediyoruz. Geçen haftaki sohbetimizde Kur'an'ın bizlere efendim övgüyle anlattığı, söz ettiği e, gençleri anlatıyorduk. Onlardan bahsediyorduk. İnşallah Kur'an'ın övdüğü gençleri anlatmaya devam edeceğiz. Ama bu hafta sonu bir seferimiz oldu. Hani daha önce Etiyopya'ya gitmiştik ve Rotamız kara Kıta Afrika demiştik. Hakikaten rotayı o tarafa çevirmiş olduk. Dolayısıyla Etiyopya'dan bahsetmiştik bayağı geniş ve detaylı bir şekilde. E, o kadar olmasa da e, yine bir Afrika ülkesi Gine'ye bir seyahatimiz, bir seferimiz oldu. O konu hakkındaki izlenimlerimizi, e, görüşlerimizi sizlerle efendim paylaşmak istiyorum. E, çünkü gerçekten çok güzel bir yolculuk oldu. Çok önemli bir sefer oldu. Ee, orada tabi Efendi Hazretlerimiz adına yapılan Mahmut Efendi Külliyesi yani Mahmut Usta Osmanoğlu Külliyesi açılışını yapmak üzere e, takriben 170 kişi civarında e, bir kafileyle oraya gittik. Elhamdülillah selametle, sıhhatle, afiyetle gitmek nasip oldu. Aynı şekilde selametle, sıhhatle, afiyetle dönmek nasip oldu elhamdülillah. Tabi bu kafile içerisinde başta Efendi Hazretlerimizin oğlu, Eh, Ahmet hocamız olmak üzere çok önemli hoca efendilerin ve çok önemli isimlerin iştirak ettiği bir e, sefer oldu, bir yolculuk oldu. Dolayısıyla orada eee İddef'in İsmaila camiamızın dış hizmet birimi olan İddef yani insana değer veren dernekler federasyonu açılımı böyle. E, Gine'nin başkenti Konakri'de e, bir külliye inşa etmişler. Dolayısıyla e, tabii Efendi Hazretlerimiz adına külliyenin adı Mahmut Usta Osmanoğlu Külliyesi ve orada tabii bir cami e, açılışı yapmak üzere, daha doğrusu külliyenin birinci etap açılışını yapmak üzere böyle bir seferimiz oldu. Yani bu sefer, yani bu yolculuk böyle bir turistik gezi değil. Yani gezmek için, eğlenmek için, dinlenmek için yapılan bir efendim, seyahat değildi kıymetli kardeşlerim. Yani içindi Allah'ın evini açmak üzere Allah için yapılan böyle bir yolculuk idi. Rabbim Celle Celaluhu bizim tabi niyetlerimizi de kabul eylesin. Ve orada muhteşem bir açılış oldu. Binlerce insan iştirak ettiği yani yine de efendim, halkın o konakvideki halkın iştirak ettiği aynı zamanda Afrika kıtasında Yine İddef'in İddef'e bağlı olan bir takım medreselerde hocalık yapan 50 kadar hoca efendi de onlar da iştirak etmişlerdi. Aynı zamanda Gine'deki bizim efendim Türk Ateşemiz, efendim Gine'nin oradaki efendim e, Diyanet İşleri Başkanı, bir takım resmi bürokratlar, görevliler, belediye başkanları e, ve asıl bizim buradan da tabii 170 kadar e, efendim Hoca Efendi ile birlikte e, çok güzel bir çıkarma yapıldı, çok güzel bir muhteşem bir organizasyon oldu ve hakikaten yani onurlandık, gururlandık ve çok duygulandık diyebilirim kıymetli kardeşlerim. Yani geçen ay gittiğimiz Etiyopya Afrika'nın doğu tarafındaydı. Yani Kızıl Deniz, bir Eritre var arada. Ee, bu sefer tabii yine Afrika'nın batısında. Yani okyanusa sınır olan, e, okyanusa sahil e, kilometrelerce sahil olan bir efendim devlet. Ama tabii orada e, fakirlik çok daha fazla. Hatta Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri diyebiliriz. Mesela Gana'da yani yine ayrı bir devlet. Gana'da Efendim, orada ticaret yapan bazı kardeşlerimiz onlar da iştirak etmişler. Tabi duyunca böyle bir organizasyonun olacağını aslında mesafeler çok uzak. Yani onlar da uçakla 3 saate gelmişler oraya. Böyle bir durum var ama ona rağmen efendim herkes ne yapıyor orada bulunmak için can atmış. Hepisinden Allah razı olsun. E, diyorlar ki yani onlar e, aşağı yukarı 4-5 yıldır Gana'dayız burada ticaret yapıyoruz diyorlar. Ama yine'ye geldik İlk defa Afrika'ya geldiğimizi anladık diyorlar. Yani oradaki fakirlik, oradaki sefalet, insanları görüyorsun. Yani efendim evler barakadan evler, elektrik yok, imkanlar yok, sıkıntılar çok. Dolayısıyla böyle bir yer, böyle bir belde, böyle bir ülke. Dünyanın bir ucunda Müslüman kardeşlerimiz var. Müslüman kardeşleriniz var. Evet innemel müminüne ihvetün Mevla buyuruyor ya müminler ancak kardeşler her ne kadar derileri farklı da olsa lisanları farklı da olsa coğrafyalar ülkeler ilke efendim iklimler farklı da olsa orada da kardeşlerimiz var aynı kıbleye Allah'a Kur'an'a peygambere iman etmiş olan insanlar var. Evet kıymetli kardeşlerim onlar da cennet yolcuları mahşerde hep o insanlarla birlikte haşr olacağız. Ya İnşallah hepimiz cennete sevk edilen Efendim bölüklerden oluruz, gruplardan oluruz. Kıymetli kardeşlerim. Evet. tabi burada yüzde 85, yüzde 90 Müslüman var. Ee, İslam yaygın, çok yaygın ama Hristiyanlık inancı da e, İslam dininden sonra bayağı bir yaygın e, ama tabii hala Hristiyanlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Yani rahibe Teresaların yolundan giden misyonerler yani boş bırakmak istemiyorlar oraları. Dolayısıyla hani Afrika'da ne işiniz var diyenler için de efendim İDDEF görevlisi kardeşlerimiz diyorlar ki misyonerler orayı bırakmamışlar. Efendim onlar batıl dinlerini tebliğ ediyorlar. Oralarda o sıkıntılara göğüs gererek Batıl dinlerini yaymak için bu kadar uğraşıyorlar da biz İslam'ı anlatmak için, İslam dinini yaymak için, ehli sünnet akidesini yerleştirmek için böyle bir fırsat, böyle bir zaman ve zemin madem ortam bulabiliyoruz biz niye anlatmayalım diyorlar ve hakikaten çok büyük fedakarlıklar yaparak çok zor efendim, bir takım e, yolculuklar, efendim, hayat mücadeleleri, bir takım işlemler, Öyle şimdi orada bir şey yapacaksın ama yani bir takım işlemleri var, resmi evrakları var, bürokratik bir takım aşılması gereken durumlar var. Yani bunlar kolay işler değil kıymetli kardeşlerim. Ve şöyle düşündük yani, şöyle düşündük. Şimdi buradan efendim, Gine'ye, Konakri'ye aşağı yukarı 9 saatlik bir uçak yolculuğu yaptık. Kolay değil. Efendim oradan tabii arabayla bir takım intikaller oldu. Başka efendim Bofa diye bir e, başka bir şehir var. Oraya gittik bir medrese açılışına. Tabii ki yani bir yorgunluk oluyor. Uykusuzluk oluyor. Bazen yemek yiyemediğin oluyor. Ama... Elbette bunlar tatlı yorgunluk şikayet olarak söylemiyorum da. Yani şunu anlama açısından söylüyorum. Yani biz niye gittik? Orada bir organizasyon var. Hazır bir organizasyon. Her şey yapılmış, tamamlanmış, bitirilmiş. Biz sadece gideceğiz, bakacağız. Maşallah ne güzel yapmışsınız diyeceğiz ve açılış yapacağız, geri döneceğiz. Sadece bu. Yani oraya bir tuğla koymuş değiliz. Orayı efendim hatta zeminli bile süpürmüş değiliz. Yani oranın yapımında bir emeğimiz olmamasına rağmen sadece gittik, açılış yaptık ve geldik. Bu bile ne kadar zorken, bunun bile ne kadar bir meşakkati varken, yorgunluğu var, uykusuzluğu var, açlığı varken ya dedik bunu yapması nasıldır? İşte o zaman anlıyorsun ki hakikaten kolay değil kıymetli kardeşlerim. Yani gerçekten çok zor. Hani oraları yapmanın parasal yönü, finansal yönü bir kenara elbette yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Finanse edenlerden elbette ahirette karşılarına çıkacak. Cennet yollarını kolaylaştıracak. Cennetlerini kazanmalarına elbette inşallah vesile olacak. Yani finansal yönü, parasal yönü elbette bir kenara ama yani şimdi orayı yapmak için defalarca gitmek gelmek lazım. Yeter mi? Yetmez. Orada kalmak lazım. Değil mi? Oradaki bir takım efendim bürokrasiyi aşmak lazım. Dil sorunu var, lisan sorunu var. O projeleri ne yapmak lazım? Resmi makamları onaylatmak lazım. Yer tahsis etmek lazım. Adam bulup götürmek, çalıştırmak lazım. Orayı yapmak için bir takım malzemeleri bir yerlerden bulmak lazım. Yani bunlar hep kolay işler değil. Kendi memleketinde bile bu işleri yapmak kolay değil ise dünyanın bir ucunda yapmak kolay mı? Yani hakikaten bu kardeşlerimiz he, çok fedakar davranmışlar. Evlerini, barklarını terk etmişler. Gurbet hayatı yaşamışlar bir efendim müddet. Yani senenin büyük bir kısmını dışarılarda geçirmişler. Sırtları belki yatak görmemiş. He? Hasta olmuşlar belki ama yine de ne yapmamışlar? Bu hizmetleri terk etmemişler ve bu görevi ifa edip tamamlamışlar ve bu açılışın gerçekleşmesine vesile olmuşlar. Allahu Teala razı olsun. Allahu Teala gayretlerini ziyade eylesin. Yardımcılarını arttırsın. Gerçekten kolay işler değil kıymetli kardeşlerim. Yani bir gittik öyle bir efendim muhteşem bir eser ki yani tabii şunu da arz edeyim. Efendi Hazretlerimiz adına Mahmut Usta Osmanoğlu Külliyesi bir külliye. Orada bir cami var. Efendim cami muhteşem bir cami hakikaten. Hatta kardeşlerimiz arka fona da koymuşlar. İşte bu arka fondaki cami orada İddef'in yine de başkent Konakri'de yapmış olduğu efendim e, cami bu. Ama cami külliyenin sadece bir bölümü. Aynı zamanda ne var orada? Medrese var. Kız medresesi var. Erkek medresesi var. Lojman var ve ne yapılacak? Ve devam edecek aşevi yapılacak, sağlık ocağı yapılacak, ihtisas merkezi yapılacak. Yani tam bir külliye haline getirilecek. Dolayısıyla öyle bir yerde yani Konakri, Gine'nin başkenti, başkent olmasına rağmen bakıyorsun, yani bir fakirlik var, sefalet var ama ya Rabbi. Hatta bazı kardeşlerimiz dediler ki acaba biz burada doğsaydık ne yapacaktık? Yani bugünkü hizmetleri yapabilir miydik acaba? Bu duruma gelebilir miydik? Yani imkanları yok, fırsatları yok, ortamları yok. Fakirlik var, parakalardan evler. Elektrikleri yok. Sene, e, efendim bir senelik, yani milli gelirleri kişi başı 500 dolar. 500 dolar nedir? Yani aylığa vursan, yani 40, 41, 42 dolar civarında bir şey yapıyor. E bu da ne yapar şimdi? Yani 150, 160 lira adamların aylık gelirler ya 150 lira 160 lira bir efendim ayda geliri olan bir insan yani ne yapabilecek adam yani mide derdinden he karnının derdinden başka bir şey nasıl düşünecek yani Onun için kıymetli kardeşlerim öyle bir yerde böylesine yokluğun olduğu bir yerde böyle bir eserin oraya kazandırılması yani şehrin göbeğinde adeta bir saray olmuş yani bir Sultanahmet cami gibi olmuş ha. Hani nasıl Sultanahmet Camii'nin etrafı efendim rahat, ferah, meydan, geniş. Aynı öyle yapmışlar. O caminin etrafı, o külliyenin içerisi, yani peyzajı, yeşilliği, yolları vesairesi yani yine halkını maddi, manevi rahatlatacak bir proje olmuş. Yani madden rahatlatacak, daralır, sıkılır çünkü hava sıcak orada. Yani biz efendim işte kış mevsimi düşün. Geldik burada yağmur yağıyor. Hava soğuk ama orada 30 derece. Bir de hava nemli. Okyanusa yakın orası. Dolayısıyla nemli havada oturduğun yerde ne yapıyorsun? Terliyorsun. Ee, o insanlar ne yapacaklar? Gelirler orada. Efendim mesire yeri gibi. Otururlar. Oradan istifade ederler. Namazlarını kılarlar. Çocuklarını medreselere verirler. ve hakikaten halk da öyle bir meraklı. Bütün insanlar gelmiş. Yani görmeye bile gelen var. Yani nasıl bir bina bir gidelim görelim yani. Muhteşem bir eser olmuş. Ve cami tıka basa dolu. Öğlen namazını orada cemaatle eda ed etmek nasip oldu. İkinci namazını da elhamdülillah orada kıldık. Cami nasıl biliyor musun? Tıklım tıklım. Yani camiye sığılmadı, dışarı taşıldı. Elbette avdular dolu. Binlerce kişi iştirak etmiş yani. İnşallah cemaat hep böyle bol olur. İnşallah efendim dolar dolar cemaatle taşar inşallah. Ve orada ihtisas merkezi de kurulacak ve ehl sünnet alimleri yetiştirilecek ve o alimler inşallah oradan belki bütün Afrika'daki medreselere de hocalar oradan ne yapılacak? gönderilecek. Ve oranın tabi devlet erkanı da hakikaten bu işe çok önem verdiler. Dolayısıyla bütün bürokrasi e, gereken kolaylıkları sağlamış. Hatta Cumhurbaşkanı da şimdi biz tabii bir kafile geldiğimiz için demiş ki gereken ne varsa yapın kesinlikle bana şikayet gelmesin demiş. Ve bütün gittiğimiz yerlerde bütün yolculuklarımızda da efendim, polisidir, jandarmasıdır bize refakat ettiler. Yol açtılar. Çünkü e, bir takım yerlere gittik. Uzak mesafeler 3 saat 5 saat. E, dolayısıyla bazı yerler var ki trafik efendim, çok yoğun. Bazı köprülerden geçtik ki tek kişi geç, Tek araba geçiyor. E gelen var, git, efendim karşıdan gelen var. E şimdi onların gelmesini bekleyeceksin. O kuyruk bitecek de ondan sonra devam edeceksin. E o zaman biz iki güne işimizi halledemeyiz yani. işte ne yaptılar bize? Yardım ettiler trafiği. Efendime söyleyeyim yol açtılar ve böylece bizim intikallerimizin daha hızlı ve daha süratli gerçekleşmesine efendim böylece vesile olmuş oldular. Tabi bizden önce de ee, yine tabii Cumhurbaşkanımız oraya 50 tane otobüs galiba hediye etmiş. Ee, onun da sevinci var, onun da mutluluğu var. Yani sanki Türkiye'de bir kardeş ülke gibi efendim görüyorlar böyle bir durum da söz konusu. Ardından da STK'ların yani sivil e, toplum kuruluşlarının iddef işte mesela e, olmak üzere orada bu şekilde bir efendim külliye yapması hakikaten oranın halkını çok heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Yani efendim bizi görüyorlar, o el sallamalar, o sevinç gösterileri. Yani lisanını anlamıyorsun ama o bakışlarından, o el sallayışlarından, o yerinde duramayışlarından sevgilerini, muhabbetlerini çok rahat anlıyorsun. Yani efendim... E, gönül diliyle anlaşıyorsun, hal diliyle anlaşıyorsun. Ha o zaman bu diller lal olsa da bir şey söylemese de hiç önemi olmuyor kıymetli kardeşlerim Evet, e, tabii kubbesinde böyle sarı yapmışlar. Sarı kubbeli. E, biraz da tabi yukarıya doğru bombeli olunca kubbeti Sahra'yı andırmış. İşte efendim e, arka fonda da gördüğünüz üzere e, hakikaten böyle baktığın zaman bir kubbeti Sahra'yı andırıyor. tabi şeyi de sorduk. Oradaki İddef'in e, yurt dışı genel koordinatörü Mehmet Turan Hoca efendi kardeşimize sorduk. Dedik yani bu kubbe niye böyle yukarı doğru? Çünkü bizim buradaki kubbeler yani Türk ustalar bizim Türk mimarisindeki camilerin kubbeleri yani yarım ay şeklinde yukarıya doğru böyle bir fes gibi çıkmıyor. Daha bir yayvan, daha bir efendim, e, yarım ay şeklinde. Şöyle dedi, dedi biz burayı yaptırırken, yani tam kubbeye sıra gelmiş kubbe yapılacakken Türk ustalar tabii götürmüşler. Dolayısıyla efendim buradaki Osmanlı mimarisine uygun olsun diye. Ama o sıralarda da orada Ebola virüsü hastalığı yaygınlaşınca insanlar hastalıktan virüsten efendim e, ölmeye başlayınca e tabii buradaki Türk ustalar da orada yani gelenler e bundan korkmuşlar demişler hasta olursak bu virüsü kaparsak biz de gitmeyelim diye. Ondan sonra ahirete gideceğimize belki demişler memlekete gidelim ve bırakmışlar inşaatı Demişler kusura bakmayın durum böyle. Ne yapmışlar onlar? Dönmüşler geri. E şimdi onlar gidince e nasıl olacak şimdi bu kubbesiz cami olur mu? E kime yaptıralım ne edelim derken? Orada yine irtibatlar, görüşmeler. Oradaki mimarlarla, oradaki ustalarla irtibatlar kurmuşlar. Ve onlar kubbeyi tamamlamışlar. Ama yani işte onlar böyle yapmış, böyle yapmış derken. Hani ben de diyorum ki yani bizim buradaki mimariye uygun becerememişler de mecburen kubbeyi öyle yapmışlar. Ama bu da ayrı bir hava katmış. Yani kubbetü sahraya da benzemiş Kudüs'teki. Dolayısıyla bu da Gine'nin Efendim kubbetü sahrası. E zaten bütün camiler Kabe'nin Efendim e, şubesi değil mi? İşte biz de Kabe'nin Beytullah'ın şubesi, Gine şubesi o Allah'ın evini açmaya gittik. Açılışını yaptık. Kur'anlar okundu, dualar edildi, sohbetler yapıldı, açılış yapıldı. Oradaki insanlarla kucaklaşıldı, görüşüldü, konuşuldu. Dualar edildi, dualar alındı. Ve elhamdülillah sağlıkla, sıhhatle, afiyetle tekrar dönmek nasip oldu. Evet, tabi yardım eden kardeşlerimiz, gerek Hoca Ahmet Yesevi Derneğimize, gerek, gerek efendim İddef, e, derneğimize yardım eden kardeşlerimiz hiç gözleri arkada kalmasın. Acaba verdiğimiz paralar nereye gidiyor düşünmesinler. İşte gidiyoruz, görüyoruz, geziyoruz. Hakikaten yani görünen ne biliyor musun? Kuruşu bile zayi olmuyor. Verdiğiniz paralarla Afrika'daki misyonerlerin faaliyetlerine set oluyorsunuz. Afrika'da bugün bile efendim misyonerlik yapan rahibe Teresa'ların papuçlarını bu vesileyle dama atıyorsunuz ve ehli sünnetin yayılması, ehli sünnetin canlanması için gereken ne gerekiyorsa işte camidir, külliyedir, medresedir. İşte onlar yapılıyor. Rabbim Celle Celaluhu yaptığınız yardımları kabul eylesin. Daha da efendim yapma aşkı, şevki, ikram eylesin. Verdiğinizin kat kat fazlasıyla Rabbim yerini doldursun inşallah. Ve Mevla Teala Hazretleri yine bu kardeşlerimize iddef gönüllüleri, hizmet gönüllülerine, bu hizmetleri yapan kardeşlerimize Rabbim ziyadesiyle yardım eylesin. Kolaylıklar nasip eylesin. Daha büyük organizasyonlara imza atabilmeye muvaffak eylesin. Gereken maddi manevi destek neyse Rabbim o konuda da onların yollarını açsın, kapılarını açsın. Gereken efendim ne varsa onları kendilerine efendim lütfeylesin, kerem eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, yani bu e, sohbetimize, e, konumuza başlamadan önce bu seferimizle alakalı, bu ziyaretimizle alakalı kısa bir şöyle bir izlenimlerimi paylaşmak istedim sizlerle. İnşallah şimdi dersimizin konusuna dönelim. Neydi dersimiz? Aslında üst başlık olarak veşa bunne yani ibadete rabbi gençliğini Allah yolunda geçiren kimselerden bahsediyorduk. Arşın altında gölgelenen, adil devlet reisinden sonra protokolde ikinci sırada yerini alan gençliğini Allah yolunda geçiren kimseyi anlatıyorduk ve bu arada gençleri anlatmaya başladık. Bu arada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in etrafında ona yardım eden gençleri anlattık ki bunlar nedir bizim için örnektir. Yani ben gencim. Daha ben gencim canım gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim yani psikolojisinden kurtulmak için. Çünkü gençlik deyince yani genç değil mi canım yapar daha ileride düzelir mantalitesi ne kadar yanlış olduğunu örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Sen eğer gençken yapmayacaksan, İslam'ı gençken yaşamayacaksan, bu davaya, is, efendim İslam'a gençken hizmet et, etmeyeceksen ne zaman edeceksin? Hazır fırsatın var, hazır efendim dilin dönüyor, hazır gözün görüyor, elin tutuyor, dizinde derman varken Allah'ın dinine ne yapacağız? Hizmet edeceğiz ve bu yolda ne yapacağız? Yaşlanacağız ve bu yolda ömrümüzü tüketeceğiz. Rabbim bizi de o gençlerden eylesin. O kimselerden eylesin. Hayatını Kur'an'a adayanlardan eylesin inşallahurrahman. Ve tabi Kur'an'ın bize övgüyle anlattığı gençleri de anlatıyorduk. Çünkü Kur'an gençleri anlatıyor. Gençlerden bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor değil mi? Ya İbrahim Aleyhisselam. Yani putları kıran muvahhid genç İbrahim Aleyhisselam'ı. İşte geçen efendim, sohbetimizde de ondan bahsetmiştik. Şimdi başka bir gençten bahsedeceğiz. İffetli bir genç hanımdan bahsedeceğiz. Kur'an'ın bize anlattığı, defalarca bahsettiği ve Kur'an'da geçen tek kadın ismi Meryem. Hazreti, Hazreti Meryem'den bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim ondan he iffetli bir hanım olarak iffet abidesi genç bir hanım olarak ne yapıyor bahsediyor dolayısıyla yani Kur'an gençleri anlatırken hanım kardeşlerimizin de efendim örnek alacağı kendilerine ekol alabilecekleri yolundan gidebilecekleri kimseleri Allah Teala Celle Celalu bizlere ne yapmıştır bahsetmiştir. Ne buyuruyor bakın Estağfirullah ve de İmran'ın eltiği ihsanat farcaha İffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de ne yapıyor? Allah misal gösteriyor. Yani Mevla misal gösteriyor yukarıdan itibaren ayet geliyor ve ne buyurdu? Ve daraballahu meselen lillezine amenu. Allah iman edenlere ne yapıyor? Misal gösterdi kimi? İmraete Firavun, Firavun'un hanımını. Oradan başlıyor Mevla. Allah iman edenlere Firavun'un hanımını bize misal gösteriyor. Firavunu biliyorsunuz. Ben ilahım diyen azılı kafir. Hanımı Asiye. Ama ne yaptı? Kocası ben ilahım derken he ona değil de ben Allah'ın peygamberiyim diyen Musa Aleyhisselam'a iman etti. Saraylarda büyümüş, saraylarda yaşamış o Firavun'un saraylarındaki o uzun koridorlarda yüksek tavanlı efendim muhteşem o sarayların koridorlarında onlarca nedimesiyle yürüyüp elini belki şaklatsa he bir şey istese bin şey ne yapacak önüne getirecekler yani böyle bir sefahat refah ve lüks içerisindeki hayatı adeta elinin tersiyle itiyor sarayda yaşamasına rağmen cennette Allah'tan bir saray, bir köşk yapmasını istiyor. Çünkü bu sarayda her ne kadar efendim her istediğim varsa da bu dünya fanidir. Ebedi bir hayat vardır. Bu dünya imtihan dünyası. Bunu kazanırsam ebedi saadet yurdunu hak edeceğim. Efendim inancıyla ne yapıyor? Oturduğu sarayı Efendim, elinin tersiyle itiyor, iman ediyor. Ahirette Allah'tan cennette bir saray vermesini, köşk yapmasını istiyor. Allah bunu Kur'an'da beyan ediyor. Ve azılı kafir kocası Firavun tarafından da işkenceyle şehit ediliyor. Allah bunu ne yaptı? Misal gösterdi. Bakın çok önemli. Yani zaman kötü, ortam bozuk. Yani yapalım ama işte ortamda kötü yapamıyoruz ki. İslam'ı yaşayamıyoruz ki he diyenlere hiçbir mazeret bırakmayan bir tablo sunmuş Allah. Firavun gibi bir kafirin cehennem adeta burnunun dibinde Asiye annemizin böyle bir adamla evli ama ne yaptı? Cenneti buldu, Cemalullah'ı buldu. Yani Firavun döneminden daha kötü dönem var mı? Onun döneminden daha büyük baskı var mı? Musa Aleyhisselam doğacak diye 900 bin tane bebeği katleden bebek katili bir adamdır Firavun. Ve kendisine efendim secde etmeyenleri katleden he, bir canidir Firavun. Yani böyle bir adamın döneminde, böyle bir adamın düzeninde, nizamında, memleketinde, hatta evinde yatağında böyle bir iman abidesi, büyük bir şahsiyet Asiye annemizi Firavun'un hanımını Allah müminlere misal veriyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onu misal verdi. Bu ayrı bir konu aslında tabii ayrı bir vaaz konusu ama e, o ayette yine ne yapıyor Mevla? Daha sonra ve Meryememle İmran elleti ahsenet ferceha iffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de Allah bize misal gösteriyor. Evet Hazreti Meryem validemiz. ulul peygamberlerden İsa Aleyhisselam'ın annesi. Böyle bir peygambere anne olma efendim, şerefine sahip bir kadın. Tabi allah Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim, Meryem validemizin babasından da bahsediyor. Yani onun ismini de geçiriyor. Bak ne diyor? Ve Meryem ebnete İmran. Yani İmran'ın kızı Meryem. İmran da kim? İsrail oğullarının tabi ileri gelen ileri gelen alimlerinden. Büyük bir alim ve Davud Aleyhisselam'ın da soyundan gelen bir şahsiyet. Kıymetli bir şahsiyet. Dolayısıyla böyle bir babadan ve annesinden de tabi e, Mevla bahsediyor. Yani İzkâletim imra râyetü İmran. İmran'ın hanımı dedi ki, yani İmran'ın hanımı derken İmran Meryem validemizin babasıydı. Hanımından da böylece bahsediyor. Hadis-i şeriflerde de zikredildiği üzere Hanne validemiz. Meryem, Hazreti Meryem'in annesi de Hanne. O da öyle bir kadın ki he? Meryem validemize hamile kalınca ne diyor? Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Diyor ki e ey Rabbim karnımda taşıdığım çocuğu sadece sana hizmet etmek üzere adadım ya Rabbi. Ya bak inni muhakkak ki ben nezertu nezre diyorum leke sana. Ma batni karnımdakini hem de nasıl muharraran hür olarak hiçbir şeyle efendim e, alakası olmadan Hiçbir şeye bağlı kalmadan yalnız Allah için, Beyt-i Makdes'e hizmet için, ibadet için senin için adıyorum Ya Rabbi diyor. Annesi de böyle, babası da öyle. Bakalım kendi nasıl? Onu da Mevla Teala anlatacak. Mü'mine, genç mü'mine kardeşlerimize örnek teşkil edecek bir Hazreti, Hazreti Meryem var. Dolayısıyla inşallah ondan e, Kur'an'ın bahsettiği gençler... E, Kabil'inden inşallah onu da anlatmaya, zikretmeye gayret edeceğiz ama kısa bir ara. Aranın ardından inşallah burada olacağız. Müzik muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in övgüyle bahsettiği gençlerden bahsederken bir de iffet abidesi genç bir hanımefendi. Hazreti Meryem'i de Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Hatta öyle ki yani Meryem validemizin daha doğmadan önceki annesinin onu Beyt-i Makdis'e adamasını bile ne yapmıştır Kur'an'da? Bizlere zikretmiştir, beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de tabi İmran'ın hanımı diye e, bahsediyor. Yani İmran kimdi? Meryem Validemizin babasıydı. Büyük bir alimdi. E, İsrail oğullarından efendim gelen e, soyu sopu bilinen efendim çok kıymetli bir zat. Aynı zamanda Davud Aleyhisselam'ın da soyundan gelen bir zat. Dolayısıyla Meryem validemizin annesinin adı da Hanne. Yani İzkâletim ve İmran. İmran'ın hanımı yani Hanne şöyle demişti. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Rabbi ey Rabbim inni nezertu muhakkak ki ben nezre diyorum. Leke sana ma fi batni karnımdaki o yavruyu sana nezre diyorum. Muharraran sadece sana mahsus olmak üzere. Yani hür, dünya işleriyle alakası olmayan sadece Allah için olmak üzere efendim sana nezle diyorum adıyorum fetaka minni. yani bunu benden kabul et ya Rabbi. Tabi daha sonra ne oldu efendim bir de doğdu ki Kız doğdu. Aslında o ne zannediyordu? Erkek doğacak zannediyordu. Onu da ne yapacaktı? Efendim nezredecekti. Ama onun istediği erkekten Allah'ın verdiği kız elbette daha hayırlıdır. Ama nezrini yapmış oldu. Neticede tabi daha Meryem vademiz doğmadan önce babası İmran da vefat etti. Bunun üzerine tabi annesi Hanne yavrusunu aldı, kundakladı ve doğru Beyt-i Makdis'e götürdü. Oradaki görevlilere teslim etti. Yani oraya adamak üzere, orada yetişmesi üzere, orada hizmet etsin, ibadetinde bulunsun diye. Ama tabii kızların getirilip bırakılması adeti yok. İtirazlar oldu, bir takım tabii olmaz diyenler de oldu. Ama e tabii çok kıymetli bir babanın evladı olduğu için, e bir de Zekeriya Aleyhisselam da işin içinde. Yani Zekeriya Aleyhisselam da efendim e, Meryem Validemizin teyzesinin kocası diyelim. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı Meryem e, Validemizin e, teyzesi Dolayısıyla Zekeriya Aleyhisselam Onun himayesini aldı Mescitte ona özel bir yer Bir mihrap tahsis etti Tabii orada sürekli ibadetle meşgul olmaya başladı Efendim e, yani Ona bakıyor onun himayesini aldı ya Yani yiyecek götürecek Bir de bakıyor gittiği zaman yiyecek var Yani bunu hep ne yapıyordu şaşırıyor Kur'an-ı Kerim Mevla, e, şöyle bahsediyor bu meseleden. Estağfirullah. Fetekabbalaha rabbuha bi kabulin hasenin. Yani Hanne İmran'ın hanımı bunu benden kabul et dedi ya. Bu çocuğu ben nezrediyorum ediyorum dedi ya. Mevla da buyuruyor ki fetekabbalaha rabbuha bi kabulin hasenin. Bunun üzerine Rabbi onu en güzel bir şekilde ne yaptı? Güzel bir şekilde kabul buyurdu ve embetehane beten hasene ve onu iyi bir şekilde yetiştirdi ve kefilaha Zekeriya. Aleyhisselam da ne yaptı? Ona kefil etti. Yani ona hami etti ve onun büyümesinde sebepler planında ne yaptı Zekeriya Aleyhisselam'ı Mevla kefil etti ve Mevla bakın ne buyuruyor? Kullema dakhala aleha. Yani Mevla Zekeriya Aleyhisselam'ı kefil etti ama he? Kullema dakhala aleha Zekeriya mihrab. Zekeriya Aleyhisselam her ne zaman o Meryem validemizin bulunduğu özel bölmeye girse ve cedain de her orada rızık bulurdu. Orada bir yiyecek bulurdu. Halbuki oraya kimsenin girmesi yasak. Zekeriya Aleyhisselam'dan başka kimse oraya giremiyor. Ama bir bakıyor orada ne var? Rızık var. Efendim, hem de öyle rızık ki yani yazın kış meyvesi var, kışın yaz meyvesi var. Hoca efendi şimdi de var. E iyi de şimdi efendim elektrik var, buzdolapları var, bu sahneler var. He? O zaman böyle bir şey yok buzdolabı yok, elektrik yok, bu sahne yok. Yazın yaz meyvesi yersin, kışın kış meyvesi yersin. Ama bir bakıyor, yaz mevsiminde kış meyvesi var. Kış mev mevsiminde geliyor, bakıyor yaz meyvesi var. Tabii Zekeriya Aleyhisselam şaşırıyor. Kale diyor ki ya Meryem en naleki Diyor ki bunlar sana nereden geliyor? Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Cevaba bak. Kâlet huve min indillah. Dedi ki o Allah tarafından geliyor. Bunu diyebilmek lazım be. He? Min indillah. Allah'tan. Allah verdi. Allah lütfetti. Allah kerem etti. Malını da, mülkünü de, sağlığını da, sıhhatini de, keyfini de, zevkini de. Eğer Allah sana bir nimet vermişse Allah'tan olduğunu bilmek lazım. Allah'a şükretmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Nimete nankörlük etmemek lazım. Kalet huve min indillah. Dedi ki bu Allah tarafından. Öyle cevap verdi. İn Allah yerzuku men yasha <yeşâ> bi gayri hisab. Şüphe yok ki Allah Teala dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Şimdi bunlar ayet mi? Ayet. Buna inanıyor muyuz, iman ediyor muyuz? Elbette. Ama Hanne validemiz gibi iman edebiliyor muyuz? Maalesef. Ne demek istiyorsun hoca efendi? Yani burada ibretler yok mu? Ders alacağımız, ders çıkaracağımız Mevla'nın bize verdiği mesajlar yok mu? Yani Meryem validemizden bahsedecek. Daha anne karnındayken Allahu Teala anlatıyor. Annesinin nezrini söylüyor bize. Evet. Demek ne anneymiş değil mi? He? Daha karnındayken Allah'a adıyor. Kaç çocuğun var? Allah'a adadığın kaç tane var? He? Kur'an için, İslam için medreseye gönderdiğin kaç tane var? Bak daha doğmadan Allah'a adıyor. Rabbi <laughs> inni nadertu leke ma fi batni muharraran diyor. Ey Rabbim, bu diyor karnımda taşıdığım yavruyu he sadece sana adadım. Muharraran. Bak bu ifade de çok önemli. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de bunu ne yapıyor? Belirtiyor. Bu kelimeyi koyduğuna göre demek buradan anlamamız gereken çok mesele var. He? Muharraran hür olarak dünya işine karışmayan sırf Allah için. Ha Hoca Efendi öyle mi ya? Pekala bu çocuğun okulu ne olacak? He? Yani şimdi okula gitmese Buna kim bakacak? Bu ne yiyecek? Bu ne içecek? Yani bunun istikbali ne olacak? Bunları düşünmüyor bak görüyor musun? Niye düşünmüyor peki? E Allah'a adadı ya. Madem Allah'a nezretti, madem Allah için adadı, sen ana baba çocuğunun istikbalini düşünüyorsun da sana efendim emanet edildi diye Allah'ın sana bana bir emaneti diye o çocukların en güzel yetişmesi için Maddi manevi efendim onlara destek oluyoruz, yardım ediyoruz da senin Allah'a adadığın efendim kimseyi o yavruyu Allah mağdur eder mi, mahrum eder mi, aç bırakır mı zannediyorsun? Ya işte ayete iman ediyoruz ama he inna Allah yarzuku men yasha bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Mevla efendim razık değil mi? Rızık verici değil mi? Yeryüzünde karıncasından filine kadar hiçbir mahluku efendim aç bırakmamış Mevla. Denizin içinde taşın, taşın içinde kurdun, o kurdun ağzında yeşil yaprağı veren Allah değil mi? Ya Nasıl besliyorsun? Nasıl bakıyorsun? Mevlane ne yaptı Musa Aleyhisselam'a? Ey Musa, denize gir, girdi. Bir taş çıkar bakalım çıkardı. Kır onu, bir kırdı. Bir de baktı ki taşın içinden ne çıktı? Bir kurtçuk küçük. Bir de baktı ağzında yem yeşil yaprak. He? O taşın içinde, denizin içindeki taşın içindeki kurdu yaşatan onun ağzına yeşil yaprak koyan Allah senin yavrunu aç bırakacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Ne olacak peki yani buna kim hamilik yapacak? Kim bakacak? Ve keffele he Zekeriya sen Allah için adadın mı? Ne yapıyor? O devrin en kıymetli şahsiyetini Allah ne yapıyor? Sana veli kılıyor. Sana hami kılıyor. Zekeriya aleyhisselam yani büyük ulema hatta ne yaptılar dediler. Yani herkes biz bakalım diyorlar. Herkes bakmak istiyor o yavruya. Ama ne yaptılar? Kura çektiler. Nasıl Kur'an değişik rivayetler var. Ben şunu söyleyeyim. Dini metinleri yazdıkları kalemlerini ne yaptılar? Irmağa bıraktılar. Kiminki batmazsa veya tersine doğru giderse o efendim kurayı kazanmış olsun. Herkes kalemlerini attı hem de demir ağır kalemler. Hepisinin battı Zekeriya aleyhisselamın suyun üzerinde kaldı ve kura ne oldu? Efendim Zekeriya Aleyhisselam'a çıkmış oldu. Zekeriya Aleyhisselam kurrayı kazanmış oldu ve Meryem validemize bakmaya da hak kazanmış oldu. Yani ve keffelehe Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam'ı Mevlana mevlane yaptı? Kefil kıldı. Sen Allah için adadın mı? O devrin en kıymetlisi ne yapıyor? Sana hami yapıyor ama ona da gene bırakmıyor. Sana rızkı Allah gönderiyor. Ya. Ve de her işka. Yanına girdiği zaman ne yapıyordu? Yiyecek buluyordu. Kalet ya Meryem enne Yani ey Meryem bunlar sana nereden geliyor? Kalet huve min indillah. Allah tarafından geliyor. Yazın kış meyvesi geliyor, kışın yaz meyvesi geliyor. Hiç bitmeyen, yetişmeyen, oralarda bulunmayan meyveleri, yiyecekleri, rızkı, erzakı Allah ona gönderiyor markette yok, dükkanda yok, tarlada yok ama Meryem Validemizin yanında var nereden geliyor? Min Allah'tan evet kıymetli kardeşlerim onun için çocuklarından birini Allah için ada Allah için nezret, vakfet medreseye gönder İslam için yetiştir Allah için yetiştir ne yer ne içer diye de düşünme korkma Allah garanti veriyor bir hadis-i de ne buyuruldu? Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem men talebel ilme lillâhi tekeffel allâhu rüzgâhu min hayfü lâ yehtesib men talebel ilme lillâhi her kim Allah için talep ederse tekeffel allâhu rüzgâhu Allah onun rızkına kefil ya yani bir efendim iş adamı he senin çocuğuna dese ki bunun burs, buna ben burs vereceğim yani yeter ki okusun ben buna burs vereceğim Hatta bununla da kalmayacağım. Bunun efendim yiyeceğine, içeceğine, harçlığına, okumasına gün geldiği zaman evliliği, evliliği de efendim benim masrafları benden diyecek olsa ne yaparsın? Oh dersin rahat bir nefes alırsın. Filan iş adamı kefil oldu ya. Bu çocuğun sırtı yere gelmez artık. E, yalan söyleyecek adam da değil. Garanti de verdi. Milletin yanında evrakları da imzaladı. Ha, artık bu çocuk tamam okuduğu müddetçe ne yapacak? O iş adamı buna bakacak diye ne yaparsın? Rahatlarsın. Bunun istikbali ne olacak der misin? Diyene de ne yaparsın? O öyle bir anlatırsın ki. E şimdi herhangi bir iş adamı, fani bir adam, yarına garantisi yok. He? Bugün söz verir, yarın ölebilir. Mirasçıları bu davadan vazgeçebilir, umursamayabilir, seni tanımayabilir. Ama buna rağmen güveş güveniyorsun da, kainatın Rabbi, zengin olan Allah, garanti veriyor da, Allah'a niye güvenmiyorsun? Ne taraftan verecek hoca efendi peki? Hadis-i şerif ne diyor? Min hayfü la ummadığı taraftan verecek. Senin hiç tahmin etmediğin, aklına hayaline gelmeyen, he? Yerden Allah öyle kapılar açar ki öyle sebepler halk eder ki düşünürsün kendi kendine tebessüm edersin kurban olduğum Rabbim dersin ne büyüksün dersin. Ya onun için yeter ki teslim ol. Yeter ki davaya, yavruna da, yavrun da da kendini de İslam'a vakfet. Biz çok misallerini gördük. Etrafımızda çevremizde çok kardeşlerimiz ne işlerini güçlerini bıraktılar da ne dünyayı terk ettiler de ne büyük kariyerlerini efendim sonlandırdılar geldiler medresede okudular hoca oldular da eskisinden daha çok imkanlara kavuştular Allah'ın izniyle. Neyi terk ettiysen Allah için vallahi bak yemin ediyorum tecrübeyle sabittir çok gözlemlerimiz var. Neyi terk ettiysen Allah sana çok daha fazlasını verecek. Çok daha fazlasına muvaffak kılacak kıldı da. Onun için korkma. Ne yer, ne içer? He? Bak, Meryem validemiz Allah misal veriyor. Daha doğmadan anne karnındaki durumunu bizlere arz ediyor. Annesinin bu dik duruşunu, Allah'a olan tevekkülünü bizlere misal olarak gösteriyor. Yani burada da bir mesaj var bize. Çok dersler var ama sadece bu dersi de alabilsek az bir şey değil. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve böylece tabi Hazreti Meryem Beyt-i Maktis'te kendine ait özel bir bölümde ibadetle ne yapıyor? Meşgul oluyor. Evet. O temiz ortamda, o kutsi ortamda, iffetli, şerefli ve aziz bir şekilde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin koruması altında yetişiyor gün be gün ne yapıyor büyüyor. Yani kadının adam yerine konmadığı bir toplumda Allah'a kulluğun nasıl olacağını, bu kirli toplumdan nasıl temiz kalınacağını yaşayarak o günkü topluma da adeta ne yapmış oluyor göstermiş oluyor. Tabii daha sonra biraz daha büyüyünce ne yapmış oldu şimdi toplumdan ailesinden oradan ayrıldı. Yani doğu tarafında özel bir yere çekildi. Orası da özel bir bölme. Kimse girmiyor, kimse çıkmıyor. Artık genç bir kız oldu. Efendim ve ibadetine kulluğuna ne yapıyor? Devam ediyor. Bir gün tabi Allah'ın Teala ve Tekaddesi Hazretleri Meryem Validemizin bulunduğu yere. Yani orası dedik ya gizli bir yer. Herkes giremiyor, çıkamıyor. Yani hiç kimse girmiyor Meryem Validemizden başka. Ama bir gün bir de baktı ki çok yakışıklı, parlak yüzlü, bütün uzuvları, azaları mütenasip, çok yakışıklı bir delikanlı. Allah'ın Teala ve Tekaddesi Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. O kim? O Cebrail Aleyhisselam. Mevla ne buyurdu Estağfirullah? Mevla, fersenna ileyha ruhana, fetemethel leha beşaran seviyya. Fersenna ileyha ruhana, biz ona ruhumuzu, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا Yani ona e, eli azası mütenasip bir efendim, insan suretinde temessül etti. Bir beşer suretinde göründü. Bir erkek, yakışıklı, parlak yüzlü. Yani e, zaten Mevla ne diyor? Beşaran seviya, Yani bakanın bir daha bakacağı, Efendim görenin bir daha görmek isteyeceği bir efendim e, mütenasiplik var. Böylesine yakışıklı bir delikanlı. E şimdi kimsenin olmadığı bir yer, yabancı, nereden geldi? Şimdi Meryem validemiz efendim ne yapıyor bakın? Hemen onu görünce hemen toparlanıyor, hemen kapanıyor. Zaten kapalı ama e, yalnızken biraz daha tabii insan rahat oturur. Dolayısıyla toparlandı, kapandı, örtündü ve Allah'a sığındı. Yani melek olduğunda bilmiyor ha. Hakikaten onu yabancı bir delikanlı zannediyor. Ve onun ifadesini Mevla Kur'an-ı Kerim'e almış. Evet. İffetli genç hanım kardeşlerime misal olsun diye. Bakın yabancı biri senin bulunduğun yerde, senin özel efendim evindeyken, hanendeyken, sana ait yer bir yerdeyken bile biri olduğu zaman hemen ne yapıyor? Toparlanıyor, kendine çeki düzen veriyor ve ne diyor? Kâlet, İnni a'udhu bir rahmani minke in kunte Kalet dedi ki, İnni a'udhu bir rahmani minke senden rahman olan Allah'a sığınırım dedi. İn günte Eğer Allah'tan korkan biriysen bana yaklaşma. Yani buraya da nasıl geldin hani bilmiyorum ama Allah'tan korkan biriysen bana yaklaşma. İşte kıymetli kardeşlerim burada Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Hazreti Meryem'in iffetine ve takvasına ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani kimsenin olmadığı bir yerde kimse yok, gören yok, onu kınayacak yok, Hani sen ya bir de dindar geçiniyordun, takva geçiniyordun da hani bak bir de benim elin adamına da böyle bakıyorsun diyecek kimse de yok. Öyle bir ortamda bile çok yakışıklı bir genç he, şöyle demiyor yani aa kim acaba bu? Yani şöyle bir bakayım. Nereden geldi? Niye geldi? ne nereden geldi? Nasıl girdin sen falan? Yani hiç bu işlere girmiyor. Sormuyor, bakmıyor. İlk aklına gelen iffeti ve namusu. Hemen kapanıyor. Hemen toparlanıyor. He? E ne diyor? Eğer takva biriysen bana yaklaşma. Senden Allah'a sığınırım diyor. Hem de inkün e, inni bir rahmani minke senden rahman olan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahman sıfatıyla efendim ifade ediyor ki onun da rahmetini celbetsin de Harama niyeti varsa da uzak dursun, merhamet etsin yani. Hani takvaysan, Allah'tan korkuyorsan yaklaşma. Dolayısıyla bu çok önemli ya. He? Hani şimdi dışarıda, dışarılarda gezen, müfettiş gibi gerine gerine, elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda dolaşıp da erkeklerden sakınmayan, erkeklerin bakışına aldırmayan, hatta garip bundan garip bir zevk alan, kalbi hastalıklı olanlar yok mu? Elbette var. İşte misal veriyor Mevla. Bir mümine hanım demek böyle olmalı. Yabancı bakışlardan rahatsız olmalı. Gerçekten böyle bir yabancı bakışlar eğer değecekse ne yapmalı? Toparlanmalı, kapanmalı. E zaten dışarı çıkıyorsun. E dışarı çıkarken de ona göre demek ki tesettürüne tam tekmil bir şekilde bürünmelisin ki ha bakan o kalbinde eğrilik olan hasta kimselerin bakışları o tertemiz mümine hanımları rahatsız etmesin. Evet kıymetli kardeşlerim, genç hanım kardeşlerim. Bizim örnek alacağımız filan şarkıcı değil, filan zurnacı değil, bilmem hangi aktris değil. İşte Hazreti Meryem validemiz. İşte Fatıma validemiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kerimesi cennet gençlerinin seyitleri olan Haseneyn'in annesi. Ya bütün seyitlerinde annesi, başımızın tacı. Rabbim şefaatine mazhar eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani onlar hakikaten nasıl insanlardılar? İslam'ı kılı kırk yararcasına nasıl yaşayan insanlardılar? Değil mi? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, vefat ettikten sonra 6 ay kadar daha Fatıma validemiz yaşadı biliyorsunuz. Ama yaşadı derken yani hayattaydı. Ama belki de ölüden farkı yok. Çünkü Resulullah'ın vefatı öyle etkiledi ki onu, bütün sahabeler olduğu gibi. Bütün sahabe etkilenmedi mi? Adeta efendim, acıdan, hüzünden bir bıçak yüreklerine saplanmamış mıydı? Ama Fatıma annemiz diyor ki, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babamın vefatından dolayı he subbet aleyye mesaibun lev ennehe, subbet alel eyyami babamın vefatından dolayı efendim benim üzerime düşen musibetler eğer gündüzler üzerine düşseydi gece olurdu diyor. Yani böyle acı duyuyor, böyle sıkıntı duyuyor. Elbette belki bazen sesi, feryadı, ağlaması, hıçkırığı evden dışarı çıkabilir diye diyor ki o kıymetli yiğit efendim kol kocası Hazreti Ali'ye bana diyor toprağın altında bir hücre yap diyor. Ta ki ağlamaktan dolayı bu sesim yabancı erkeklerin kulağına gitmesin diye. Yani o hüzünlü ağlama sesinin bile sen boş ver efendim kırıtarak konuşmayı haşa ve kella hani bugün yapılanlardan efendim e, yapılanlara e, atıf yaparak söylüyorum. Şu sesle kırıtarak kibar görünmek için Efendim, belki de karşısındakini etkilemek için söylenen sözleri bir kenara bırak. Babasının vefatından dolayı, o hüznünden dolayı ağladığı hıçkırıkları duyulmasın, yabancı erkeklerin kulağına gitmesin diye bana diyor toprağın altında bir hücre yaptıyor. Ve vefatından önce yine Hazreti Ali radıyallahu anha ne yapmış? Evliya'nın piri Hazreti Ali'ye vasiyette bulunuyor. Ya Ali diyor, benim diyor efendim e, naaşımı gece gömün diyor, gece gömün. Tabi bugün de mesela Umre'ye hacca gidenler efendim e, görmüşlerdir. Şimdi yavaş yavaş üstünü kapatmaya başladılar da. Cenazeleri getirirken yani böyle düz bir tahta var. Tahtanın üzerine cenazeyi koyuyorlar. Öyle getiriyorlar. Sen cenazeyi görüyorsun. Kefeniyle yani görüyorsun. İşte bundan 14 asır öncesini düşün. Hazreti Fatıma annemiz diyor ki Ya benim diyor naaşımı gece gömün diyor. Cenazemi gece götürün ki o efendim sırtta tabutta giderken hani efendim üzerinde kefen var ya Yabancı bakışlar diyor vücut hatlarımı görmesinler onun için beni gece gömün ya Ali diyor. Nasıl bir iffet, nasıl bir haya, nasıl bir şahsiyet görüyor musun? Ya sen boşver yaşarken bilerek dar kıyafetler gi giyerek He, erkeklerin dikkatini çekmek için salına salına gezmeleri bir kenara bırak Öldükten sonra bile o kefenliyken vücut hatların erkeklerin yabancıların namahrem gözleri tarafından görülmesin diye Benim cenazemi gece defnedin diyor Mahşerde de denilecek ki inşallah Ey mahşer halkı Hazreti Fatıma geliyor yol açın bakalım Evet kıymetli kardeşlerim. İşte genç hanımlara misal vermiş Mevla. Aslında çok misaller var. Ekol alacakları, ibret alacakları çok kimseler var. İşte Hazreti Meryem var. İşte efendim Ayşe annemiz var. İşte Hatice validemiz var. Nice kahramanlar var. Sümeyye annelerimiz var. İmanını vermemiş ama canını feda etmiş. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi burada bir de ne var? Şöyle bir ders de var. Yani Hazreti Meryem'in Cebrail Aleyhisselam'ı yabancı bir erkek zannedip de Allah'a sığındıktan sonra ne diyor? İnkün te takiyya. Eğer takva biriysen, Allah'tan korkan biriysen yaklaşma. Yani böyle bir niyetin varsa bile vazgeç yani. Çünkü Allah'tan korkan bunu yapmaz. Evet kıymetli kardeşlerim, ne anlıyorsun? Ha, Allah'tan korkan bir delikanlı, ben Allah'tan korkuyorum diyorsan, o kimse harama, fuhşa, zinaya yaklaşmaması gerektiğine burada işaret var. Çünkü Allah'tan korkan adamın yapacağı iş değil. Zaten yaklaşma diyor, bak dikkat et. Hani Mevla Kur'an-ı Kerim'de de hani zina etmeyin demiyor. Ve la takrabu zina innehu kana fahişeten Zinaya yaklaşmayın zira o hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur Allah buyuruyor. Yani yaklaşmayı zinaya götüren yolları bile Allah ne yapıyor? Engelliyor, yasaklıyor. Ve bunun için Kur'an nereden başlıyor bakın? He? Nereden başlıyor biliyor musun? Gözden başlıyor, gözden. Bakmamaktan bahsediyor. Öyle başlıyor Mevla. E ne buyurdu? Estağfirullah. Kullil mü'minine yavullu min ve Mü'min erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını, namuslarını korusunlar. Harama uçkur çözmesinler. Tabi bu emir sadece erkeklere mi? Hanımlara da var. Ve kullil mü'minâti. Bir sonraki ayette de Mevla buyuruyor. Ve kullil mü'minâti. Mü'min efendim, kadınlara da, mü'mine hanımlara da Söyle yavlul lemin efsarihinne ve yahfedna ha onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar iffet ve namuslarını korusunlar diyor. Evet bakın demek erkek olsun kadın olsun ne yapacak gözünü haramdan koruyacak sakınacak göz benim benim değil mi canım ister bakarım ister bakmam kimse diyemez. O gözü sana bana veren Allah nerelere kullanacağımızı ne yapmış bizlere belirtmiş, açıklamış. Bak erkek ol kadın ol müminlere diyor. Gözünü haramdan koru diyor. Yani Mevla zinaya götüren yolları ilk adımını bile ne yapıyor? Yasaklıyor. Zina yapmayın demiyor yani. Niye? E çünkü sen bütün yasakları aşmışsın, geçmişsin. He? Namahrem bir erkekle veya bir kadınla kalmaman gerektiği şekilde halvet olmuşsun, yalnız olmuşsun. Üçüncüsü de şeytan olmuş. Ha burada zina etme. Yusuf Aleyhisselam bile Allah'ın burhanıyla kurtuldu buradan. Çünkü böyle bir imtihanı kazanmak zor. Ama onun için Mevla ne diyor? Götüren yolları bile ne yapıyor? Yasaklıyor. Bakmayacaksın. Çünkü bakarsan düşünmeye başlarsın. Çünkü o fotoğrafı çeker. Buraya koyar arşivler. Oradan gönül düşünür düşünür. Nasıl görüşeyim, nasıl edeyim? Ondan sonra görüşmenin, buluşmanın planlarını yapmaya başlarsın. İslam onu da yasaklıyor. Haram işleri düşünme. Harama götürecek yollara yaklaşma demek, onu hayal etme demek aynı zamanda. Ama onu da yaparsan, o zaman ne olacak? Bir tanışma, bir görüşme. O merhaba efendi falan tokalaşmalar. allah Teala onu da yasaklıyor. Tokalaşmayı yasaklıyor. Mümin erkek ve mümin kadına. emrettim Mevla. E onu da yaparsan o zaman tabii artık efendim yalnız kalmanıza da ne yapıyor İslam müsaade etmiyor. Üçüncüsü Resulullah buyuruyor ki yabancı bir erkek ve kadın yalnızken üçüncüsü şeytandır. Sen o yasağı da kırıyorsun e geliyorsun yalnız kaldın üçüncüsü şeytan. E ondan sonra tabii cezalar ne yapıyor devreye giriyor. Yani sen bütün engelleri açtın Baktın, görüştün, konuştun, yalnız kaldın, ortam kurdun. İşte orada da ezzaniyet ve zani fecdu kullu vahidin minhum celde. Zina eden erkek kadın eğer bekarsalar yüz celde sopa vurun Allah buyuruyor. La tehuzkun bihima rafetun fi dinillah. İn kuntum eğer iman ediyorsanız Allah'ın bu hükmünü icra etmekte sakın ha merhamete gelmeyin. Çünkü öyle bir vicdansızlık, öyle bir çirkin iş yapılacak ki eğer bu engel, bu yasak olmasa, bu ceza olmasa belki aileleri perişan edecek, utanç içerisinde yaşamasına sebep olacak meseleye kapı açmasın diye bu cezayı millet görsün ve bilsin de böyle bir şeye tevessül etmesin. Evet, bekarsalar yüz sopa. Ama eğer evliyseler, Şeyhu ve şeykatu idaze ya huma elbette. De, yani ne oluyor şimdi? Yaşama hakkını kaybediyor bu insan. Çünkü sen onu öldürmüş oluyorsun, ailesini, çevresini, etrafını utanç içerisinde yaşamasına sebep oluyorsun. Bir anlık heves için onun hayatını perişan ediyorsun belki. Onun için bulaşma diyor. Girme bu işe. Ha ama buna da efendim bu kadar ceza, dünyevi, uhrevi cezaları da hiç umursamaz, takmaz. Yine böyle bir efendim çirkin işe tevessül edersen ha o zaman da tabii ne yapıyorsun? O cezaya müstahak oluyorsun. Yani İslam'da da cezalar aynı zamanda için? Caydırmak için. Engel olmak için. Ama o cezayı koymadan önce de Mevla zaten birçok yasaklar, engeller koymuş. O iş olmasın diye. Ama hiçbir yasak yok. He? Her şey serbest. Beraber okula git, beraber parka git, beraber otobüse bin, beraber yolda dolaş. Sarmaş dolaş gez, kimse bir şey demesin. Hatta yapmayın etmeyin bak ayıp oluyor dediğin zaman seni gerici yobaz tavrıyla karşılaş. Ama böyle bir ortamda sen de dedin mi ya işte bak zina edene yüz sopa adam da ne diyor? O ne ya abi şeriat gelmesin diyor. Çünkü Şeriat o cezayı böyle bir ortamda koymuyor ki. Ya. Şeriatın koyduğu ceza kendi sistemini kurduktan, kendi nizamını kurduktan, koyduktan sonra. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki burada iffet numunesi Hazreti Meryem'i anlatırken aynı zamanda hanım kardeşlerimize de bir örnek var ama bizlere de takva olan Allah'tan korkan bir delikanlının da bu işlere yaklaşmaması, tevessül etmemesi gerektiğine de ne var İşaret var. Mevla Teala onu da ne yapmıştır bizlere beyan etmiştir. Evet gözüne dikkat edeceğin, kulağına dikkat edeceğin, eline ayağına dikkat edeceğin. Çünkü Mevla bakın ne buyurdu Estağfirullah. Ve la takfu ma lekes bihi ilm. İnne's sem'a vel basara vel fuade kullu ilayke kana Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak da, göz de, kalp de bunların her biri yaptıklarından sorumludur. Allah soracak. Niye baktın diyecek? Niye dinledin diyecek? He? Kalbinden demek ki geçenler de eğer amel safasına efendim koyarsan icraat safhasına geçirirsen hep bunlar ne olacak? Bak mesul olacak. Allahu Teala soracağını ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. Öyleyse Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Bizlere emanet ettiği bu azay eczalarımızı, uzuvlarımızı Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Vaktimiz bitiyor ama şunu da arz edeyim hatırıma geldi. Yani hani harama bakılmayacak. El aynani tezniyan Resulullah buyurdu. Gözler de gözün zinası bakmaktır. Gözler de zina eder. Harama bakmak nedir? Yani zinaya kapı açtığı için ona da bu ismi vermiştir. Peki hala madem öyle ortam bozuk, ortalık karışık, mecburen işe gidiyoruz geliyoruz, bakkala manava gidiyoruz. Yani gözümüz ister istemez bir harama takılırsa, çarparsa e durum ne olacak dersen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu durumu ashab-ı kiram sormuşlar. Celil bin Abdillah radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu sordu diyor ki Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a ansızın bakmaktan sordum diyor. Efendimiz ne buyurdu? Gözünü derhal çevir. Bana dedi ki gözünü derhal çevir. Yani ha tamam olabilir ama hemen çevir. Çünkü sen gayri ihtiyarı gözün gitti. Bilerek bakmadın. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette de şöyle buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bakışı bakışa ekleme. Birincisi senin için yani onda bir vebal yoktur ama ikincisi aleyhinedir diyor. Demek yürürken çünkü göz nedir? Rehberdir. E gözün kapalı gidemezsin, toslarsın ya. Direğe toslarsın, millete toslarsın, arabanın altında kalırsın Allah muhafaza. Yani göz ne yapacak sana? Yol gösterecek, elbette rehber. Ama hasbel kadar harama çarptı hemen ne yapacaksın? Çevireceksin. Birincisi günah yoktur, senindir ama ikincisi aleyhine. Ha hoca efendi o zaman madem birincide günah yok, evet Öyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ben de böyle bir bakayım, 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 bakayım. Hani ilk günah değil ya. Ondan sonra çevireyim. Aleyhine uyanık adam. O bakayım bakayım diyorsun ya. İlk andan sonraki bakışlar ikinci bakış oluyor. Şöyle diyeyim daha yanına. Hatta hiç bakmadan arkandan bir ses geliyor. <laughs> Topuk sesi. Trak, turuk, trak, turuk. Sen de dedin ki bir kokonanın biri geliyor herhalde. Şöyle bir bakayım. Nasıl olsa ilk bakış serbest. Sen o bakarsan ne olur biliyor musun? İkinci bakış olur o. Zaten anladın ki biri geliyor. Tehlike de olabilir nasıl giyindin. Nereden bileceksin? E bakma kardeşim ya. Kim geliyorsa geliyor. Sana ne? Sen işine bak ya. Onun için ne yapmak lazım? Değil mi? Allah'tan korkarım demek lazım. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanmak lazım kıymetli kardeşlerim. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri istikamet üzere daim eylesin. Haramlardan, isyanlardan, bu isyanlara bulaşmaktan muhafaza eylesin. Aklımızı bir kenara bırakıp, nakli gelen rivayetleri bir kenara bırakıp, hayvani duygularla, şehvi arzularla hareket edip, Ahirette pişman olacağımız bir takım günahlara, isyanlara düşmekten de Rabbim Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Meryem vademizde böylece anlatmaya gayret ettik. Rabbim ibret almak, ders almak nasip eylesin. İnşallah haftaya da nasip olursa peygamberin izinden yanından giden genç Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ı anlatmaya gayret ederiz Allah ömür verirse. Bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.